Şöyle size su getireyim hemen. İçecek ister misiniz? Su önden. Ben de su alabilirim ben de. Evet, yarışmacılarımız ara yemeklerini tadıyorlar. Tempura patlıcan ve sour cream. Su, siz su istiyorsunuz. Şunu niye yemek yediğimiz tabağın içine koyuyorsunuz, ayrı koymuyoruz? Yani keserken kesmeyi de engelledi. Yok, aslında hijyenik, bana da olarak hijyenik ama düz bir servis tabağına servis yapabilirdiniz. Yani yanlış servis tabağım yok. Düz servis tabağım yok. Ben içine banarak yeniliyor aslında o. Yani çatalla aynı bu şekilde bana yeniliyor. Evet. Ama hep söylediğimiz bir şey var Seda. Ben şimdi bu buna değiyor ya. Biz olmuyor. Bunu yiyoruz ya. Bunu da tezgahta kalıyorsun ya. Bu hataya herkes düşüyor. Lütfen tabakta yiyeceğimiz şeyler olsun sadece. Yani sunum kaplarınızı, sunum servislerinizi lütfen bu tabak boş kalacak endişesiyle içine koymayın. Yani o doğru bir şey değil, sunum değil. Yani bunu tezgahtan alıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz, bize yiyeceğimiz şey ona değiyor. Buna dikkat edin. Zaten Zuhal Hanım, sizinkinin altında etiket vardı ve tabağınıza değdi. Sürahim yok. Yani şişeyle kurulu yani. Benimkinin 5 liraya almış Zuhal Hanım. Benimkinin de etiketleri değdi çünkü keşke yıkasaydınız bir. Yıkadım. Yıkamadan getirdim. Yazıyor, hayır, yıkadım, fiyatı duruladım. Da yazıyor. Ya, evet, fiyatı bu yıkansa böyle olmazdı. Bunu o zaman, yıkadım, şöyle yapalım, fiyatları toplayalım. Fiyatları toplayalım. Şey, ödemeyi bizden mi istiyorsunuz? Evet, ödemeyi size istiyorum, çıkarken alırım. Şerleri uçlanalım. Ben sadece özenip aldım size. Özenip almanız öyle önemli. Sırnak mı çıkarttınız? Yıkadım zaten. İzlersiniz kamerada. Çıkardı. Yıkardım bir zaten. İzlersiniz. Ben de Zoya Hanım'ın tabağında gördüm. Patlıcanına dedi. O neymiş diye keşke, bak. Keşke Seda Hanım şovu 4 gün yapacağınızı kendi masanızda yapsaydınız. Kendi masamda şov yapıyorum zaten. Evet, etiketlerle çok iyi etiket yaptınız. Günler öncesinden davet olduğunu biliyorsunuz. Günler öncesinden yarışmaya katılacaksınız. Evet, çok geç eve gidiyoruz ama malum siz de anlamada oturduğunuz için ancak geldim ben. Sürahim yok bu arada. Evet ama pet şişeden de konuluyor. Acaba cam şişeden tercih ettim size. İlle sürahim olması gerekiyor. Görüntü olarak hoş olmadı. Yani olması gerekiyordu tabii. Ama o kisli cam yani. Masanın üzerine konuluyor. Ama sürahisi yok. Ama benim salata kaselerimi yıkamamı çok laf ettiniz. Neden hazırlamadınız önden? Ya şu etiket bende her şey bitirdi zaten. Kaselerimi. Bir saniye ne bitirdi? Şu etiket bende evet. Her şeyi bitirdi. Tabağın içine konması hijyen zaten bitti. Başka bir şeydi. Yıkadım zaten Zeynep Hanım. İzlersiniz. Yıkadım. Yıkadım hem sildim. Yani çitiremedim tabii ki. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Verdi tabağı niye? Çok teşekkür ediyorum. Eyvah. Sterile önem veriyor. Ama buna verilir yani. Buna da önem verilir. Milyoncudan alıp getirip önünüze çok koymuş. Çok yağ çekmesini nereden zaten hiç beğenmedim. Nereden alacaktım Serda Hanım? Pardon, sunumu. Milyoncudan derken nereden alacaktım? Yani şatodan hayır. Falan mı alacaktım? Siz nereden alışveriş direkt yapıyorsunuz? Önümüze koymanız yani oradan direkt önünüze koydu mu? Nereden biliyorsunuz? Etiketten. Hayır, sildim ve yıkadım. Demek ki yıkardı bu etiket çıkardı Seda. Nasıl? Seda Hanım. Ya onu silmiş ya olsaydınız yıkadım, zaten arkasını çevirir arkasını görürdünüz. Silmedim zaten Onur Bey. İçini silip kameranı görüyorsunuz. Anlıyorum da içini silip dışını yıkadım çünkü dışına. Biraz önce yıkadım diyorsunuz şimdi sildim diyorsunuz. İçini sildim dışını yıkadım. Seda yani yıkadım sonra silip görüyoruz tabii ki biz bunu. Bence sebebine karıştı. Bu olmaz. Hanımefendi siz durulamıyor musunuz Selda Hanım bir şey yıkadığınız zaman? O şekilde mi koyuyorsunuz? Çok atıyorsun? Özür diliyorum burada bir yarışma Seda programındayım. Hanım. Bunun da evet. Altına bakarım ya ne var diye. Yani bu olmaz. Biz hiçbir burada şeyin ekrana altına böyle bakmadık ama. Bakmanız gerekiyordu. Keşke ben baksaydım. Siz benim yere düşen tohuma baktınız. Evet. Ki büyük bir ihtimalle onda sizin attığınızı düşünüyorum ben. Aa. Yerdeki tohumlara baktınız. Yani yok canım büyük girer. İhtimalle. Önümde ürünüm çünkü tohumlara neden baktınız? Biz de bu önümüzdeydi gördük işte aynı şey. Aynı şeyden bahsediyoruz. Tabağın altını mı yiyorsunuz ben anlamadım yani. Ben sizden yemeğin tadını Seda merak Hanım. Ediyorum nasıl olduğunu. Ben bu cümleyi duymamış olmayı biliyorum. Yani, patlıcanlar tabağa değiyor. Şu an bu da tabağa değiyor. Evet olmaz. Bunun altında da yıkadım. Etiket var. Seda Hanım. Seda etiketi Hanım. Bir üstüne koymadım ki ben bunun. Şimdi savunulacak şeyleri tabii ki sonuna kadar. Masanızı tabii ki gerçekten. Sonuna kadar savunun ama şunu haklısınız diye özür bitirin. Dilerim. Özür dilerim. Selam size kalmadı bu benim hatamdı demeyi bir bilin evet. Lütfen. Ama yıkadım. İçini özür dilerim. Neden özür dileyim? Özür yani, dilemiyorum. Özür dilenecek bir şey değil hayır özür dilemiyorum. Bana dikkatimden özür dilenecek bir şey. Dikkatimden kaçmış. Özür dilerim. Bizden dilemiyorsunuz. Dikkatimden kaçmış. Zuhal Hanım'dan dileyin yani. Onu da tabağında var. Rica ederim. Biz de onun yerine özrünü biz de sizden alabiliriz. Rica ederim. Evet peki. Olmaması gerekiyordu. Evet. Yani etiketli bir şey tabii ki. Hele de tabağın içine koyduysan patlıcanı kendinize kızartmadınız mı? O kadar mı kaldı? Yok, bir de ben şunu şöyle koyabilir miyim? Bu beni çok rahatsız için attım ediyor. Ne yapacaksın? Ne yapıyorsun? Ne yapacaksın çiçeği? Bardağın mı? Suyu mu içerken şu beni çok rahatsız edip duruyordu o yüzden çevirdim. Çok burada büyük bir çiçek seçimi olmuş çünkü o yüzden. Niye çiçeği ne gibi bir rahatsız oldu büyük. Size?
büyük. Yok, tamam, büyük, neyi yürek, rahatsız etti? Büyük şekli şemaliyle alakalı değil. Yok, anladım ben. Sayka, evet. O yüzden çektim, bardağın çevirdim. Bardağın zeve temas etmiş. Sizin neyi rahatsız etti büyüklüğü? Gösterişi rahatsız etti değil mi? Haklısınız. Şey, elinizde bir çaplık olsunca korkuyoruz sizden. Bir şey söyleyeceğim. Seda Hanım çok gösterişlisiniz. Etiketler bile altında bunu yeni aldım der gibisiniz yani. Yeni aldım çünkü evet, tamam, size değer verdim. Gittim yeni, evet, aldım ucuzluk pazarından, oldu mu? Keşke etiketini alsaydınız. Siz nereden alışveriş yapıyorsunuz? Ben çok merak ettim. Ben de oralardan alıyorum. Evet, etiketlerini de koydum. Total 30 TL. Evet. Çıkarken alayım ücretlerini de. Evet. Sinirim bozuldu. Yani misafir geldik Zola Hanım. Gerçekten terbiyesizce davranıyorsunuz. Ben bugün gelmezsiniz diye düşünüyordum. İyi gelmişsiniz. Dünden sonra. Ben dedi ya, peynir ekmek zeytin vereceğim. Zaten Zola Hanım, çok özür diliyorum, lafınızı kestim. Bizi hiçbir şey layık görmüyordu. Bunu bir kere daha espri göstermiş yaptı, oldu. Espri yaptı. Biz espri, espri olarak algıladık. Evet, evet, öyle algılayalım. Sunum, fiyasko, rezaletti. Altında 5 liraya etiketler basılmış, etiketleri unutmuş. Bir yıkadım diyor, bir sildim diyor. Kesinlikle bakmamış. Büyük bir ihtimalle alelacele gitti, milyoncudan aldı. Tabakların üstüne koydu. Bizden kaçar mı? Tabii ki hayır. Yıkadığını iddia etti ama biz elimizle bile çıkartabildik. Onu yıkasaydı eğer, kesinlikle o etiketler orada kalmamıştı. Çünkü almış, getirmiş ve sadece içini silmiş. Asla altına bile bakmamış. Hiç hoş değildi. Zaten orada bitti. Bizim için masa orada, benim için masa orada bitmişti.